Green Card kazanmış, onlarca insanla tanışmış birisi olarak söylüyorum ki Ekim sonuyla Kasım başı arasında bir aylık süreçte sistem izin veriyor sana. O zaman başlıyorsun. Ne zaman açıklanıyor? Eyvah, polis arabası takipte. Resmi olarak açıklamayı yaptılar sonunda. Değişiklik var mı? Haziranda da açıklama ihtimalleri var mı? Green Card almak için başka yöntemler de var. İşte ben Tutku Yıldırım, Los Angeles'ta Venice Beach'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz üzere, eyvah, polis arabası takipte. Azıcık da geldi benim ama inşallah dönüp şu an sıkıntı yaratmaz bize. Sokaklarda yürüyorum gördüğünüz gibi. Konumuz bu seneki Green Card çekilişi. Bugün şu an ayın 28'i, 28 Nisan 2020, 27 Nisan 2020 yani dün resmi olarak açıklamayı yaptılar sonunda. Biliyorsunuz bir önceki Green Card ile alakalı videomuzda ben bahsetmiştim. Mayıs ayında açıklanması gereken Green Card çekilişi Amerikan hükümetinin State Department'ının bir tweet'e verdiği cevapla Haziran'ın başında yapacaklarını söylemiştim. Ama ben o videoyu izledikten sonra sanki eski sevgiliye atılan mesajcılar gibi State işte Travel Department o tweet'i sildi. Kafalar yine karıştı ya, açıklayacaklar mı açıklamayacaklar mı, ne olacak mı diye. Evet, dün resmi olarak bu sefer sonuçları zaten bizim kontrol edeceğimiz dvlotterystate.gov web sitesinden dediler ki biz Mayıs'ın başında açıklamıyoruz. Haziran'ın 6'sında açıklayacağız. Yani 6 ay bekledik. Bir ay daha beklememiz gerekecek. Peki değişiklik var mı? Haziran'da da açıklama ihtimalleri var mı? İşte kişi sayısını azaltacaklar mı? İptal edecekler mi? Deli gibi soru geliyor şu an Instagram'dan. Çok iyi anlıyorum sizi. 6 aydır bekliyoruz. Bir ay daha ertelendi. Benim kişisel yorumumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir ay ertelenmesi evet birazcık canımızı sıkmış olabilir. Morallerimizi bozmuş olabilir ama hiç bozmasın. Moralinizi hiç bozmayın. Çünkü şu an zaten Covid-19 yani korona virüsünden dolayı uçuşlar iptal. Ben mesela Türkiye'ye gelmek istiyorum şu an ama gelemiyorum çünkü uçaklar yok. Yani siz de Mayıs'ın başında açıklansaydı bile zaten süreç yavaş gidecekti. Zaten uçuşlar olmadığı için değişen bir şey olmadı. Sadece bir ay daha geç haberimiz olacak kazanıp kazanmadığımızı. Hiç moral bozmaya gerek yok. Bir ay daha dişimizi sıkacağız, bekleyeceğiz. Peki ben biraz da Instagram'dan gelen diğer sorulara geçmek istiyorum. Çünkü hani bu Green Card'ın sadece çekilişte alınabildiğini düşünen arkadaşlarımız var. Çekilişe ne zaman yapılacağını bilmeyen arkadaşlarımız var vesaire. Ben o soruları birazcık kafamda toparladım. O sorulara dönüş yapayım. Biliyorsunuz Green Card Amerika'da çalışma ve oturma izni anlamına geliyor. Ve çekiliş Green Card kazanmanın, Green Card hakkı elde etmenin bir süs içinden bir tanesi. Ve biz şu an çekilişten bahsediyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani Green Card almak için başka yöntemler de var. İşte evlilikle Green Card hakkı sahibi olabiliyorsun. Yatırım vizesiyle Green Card sahibi olabiliyorsun. Öğrenci olarak buraya geldikten sonra öğrenciliğinden bir işe geçip iş üzerinden iş sana sponsorluk Green Card sahibi olabiliyorsun. Çok fazla çeşidi var Green Card'ın. Biz tamamen şans üzerine dayalı olan Green Card'tan bahsediyoruz. Bunu atlamayalım arkadaşlar. Sen de gürültü yap dostum. Sen de gürültü yap. Herkes şu an yayını banlasın. Neyse, evet ne diyordum? Çekilişle kazanılan Green Card tamamen şans üzerine arkadaşlar. Biz şu an şans faktörüyle alakalı Green Card'ın konusunu işliyoruz şu an burada. Şöyle şeyler geliyor. Ben sağlıkçıyım. Şu anda işte Amerika'nın çok fazla sağlıkçıya ihtiyacı var. Sağlıkçılara ekstra bir avantaj tanıyacaklarmış. Arkadaşlar böyle bir şey Green Card çekilişinde söz konusu değil. Green Card çekilişi tamamen random. Yani çekilişlerinden yapıyorlar. Bu arada bu polis arabasıyla bilmiyorum şu an size gösterebilecek miyim ama 4 defa karşılaştık. Abi 4 defadır beni kesiyor. İnşallah ceza yemeden evime gidebileceğim. Yani şu an sokaklarda bu polis arabasını ben galiba 8. defa falan görüyorum. Yani köşe dönüp ne kadar çok, pardon bu başkası, az önceki başka bir polis arabasıydı. Çok fazla polis arabası geziyor şu an. Benim 4 blok etrafında, yani 4 cadde üzerine dönüyorum arkadaşlar bu arada videoyu çekerken. Yani evden uzaklaşmadan hem bir akşam üzeri yürüyüşümü yapayım. Hem de size böyle bir sokakta video çekeyim istedim. Ama 4 blokta 3 farklı polis arabası gördüm. Gerçekten sokağa çok çıkmamak gerekiyormuş. İnşallah ceza yemem ama yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapmamızda bir sıkıntı yok. Konumuza döneyim. Tekrardan algımı bozdu polis abilerim. Sağ olsun. Amerika'da yaşayan biri olarak da size bunu söylüyorum. Burada Green Card kazanmış onlarca insanlar. Her yerde bu kuru her yerde. Neyse şunu söylüyordum. Green Card kazanmış onlarca insanla tanışmış birisi olarak söylüyorum ki bu Green Card çekilişi tamamen şans arkadaşlar. Oto tamircisi de çıkıyor, mühendisi de çıkıyor, sağlıkçısı da çıkıyor, öğrencisi de çıkıyor, işsizine de çıkıyor. Hani özellikle bir seçme durumu yok. Şansın varsa kazanıyorsun, şans yoksa kazanmıyorsun. Ve her sene de bence şansınızı denemeye devam edin. Ya bir de şöyle bir durum var. Ben zaten hatta şu an şöyle bir şey yapayım. Şu an konuşurken aklıma geldi. Ben Green Card ile ilgili bir sürü video çekmişim bu süreç içinde. Onları bir oynatma listesinde toplayayım arkadaşlar. Oradaki başlıklardan Green Card ile ilgili sorularınızın cevabını bulacağınız
bir sürü video var zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Green Card çekilişe ne zaman başvuruyorsun? Ekim sonuyla Kasım başı arasında bir aylık süreçte sistem izin veriyor sana. O zaman başvuruyorsun. Ne zaman açıklanıyor? Mayıs ayının ilk haftasında açıklanıyordu. İşte hepimiz bekliyorduk. İşte bu seneki olağanüstü durumlardan dolayı Haziran'ın başına ertelediler. İşte Green Card çekilişine başvururken para harcıyor muyum? Hangi bilgileri dolduruyorum? Nasıl dolduruyorum? Ben bunların hepsini o videolarda anlattım. Onları da şuraya koyuyorum. Şu an Venice Beach'te, Amerika'da buradaki atmosferi yaşayan bir insan olaraktan size tüm kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Mayıs 5'ti, Haziran 6 oldu. Moral bozacak hiçbir şey yok. Üzülecek hiçbir şey yok. Sadece bir ay ertelendi. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Mesela bir önceki videoyu koyduktan sonra adamlar tweet'i sildi. Onlar da şu an tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir şeyleri değiştiriyorlar. Enerjinizi güzel tutmaya devam edin. Hep söylüyorum, videoda belki 85 defa söyledim. Tamamen şans faktörü var Green Card çekilişinde. Umuyorum şansınız yaver gider bu sene ve bu sene çekilişi kazanırsınız. Ha, olur da kazanamazsanız da moral bozmaya gerek yok. İşte zaten şuradaki o videolardan da biliyorsunuz. İşte Ekim ayının başında tekrardan çekilişe başvurup her sene şansınızı denemeye devam edin. Tamamen ücretsiz, şans faktörünün dahil olduğu bir çekilişten bahsediyoruz. Bu süreçteyken ve hazır evlerdeyken belli ki bu videoyu izliyorsanız Amerika'ya gelmek istiyorsunuz veya yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ben bunu her videoda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim çünkü kendim de şu an Amerika'da olmama rağmen evde deli gibi İngilizce çalışıyorum arkadaşlar. Yani ev arkadaşlarımla konuşmam eyvallah, sokakta birileriyle konuşamıyorum şu an eyvallah ama açıyorum kitabımı, dersime çalışıyorum. Açıyorum bilgisayarımı, online derslerimi almaya devam ediyorum. Bilmiyorum kurguda kaç tanesini gösterebileceğim ama farklı şu an 9. polis arabasını görüyorum halde. Hayırdır inşallah. Neyse çok algım dağıttı yani sokakta şu an sadece polis arabaları var. İnsanlar sokağa çıkmasın değil mi? Ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor? Bilmiyorum. Neyse konuma geri dönmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen İngilizcenize yatırım yapın. İşte günde 10 dakika zaman ayırarak nasıl İngilizcenizi geliştirebilirsiniz? Bununla ilgili ben ta 1,5 sene önce video çekmiştim. Onun linkini de koyuyorum buraya. O videoyu da izleyip günde 10 dakika ayırarak İngilizce çalışmanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde biliyorsunuz zaten benim Cambly ile bir anlaşmam var. Cambly sağ olsun benim takipçilerime 15 dakika ücretsiz Cambly'yi deneme şansı tanıyor. Onun linkini de buraya bırakıyorum. Evdesiniz. Amerikalı hocalarla, ana dili İngilizce olan insanlarla bir 15 dakikayı mutlaka deneyin. 15 dakika zaten ücretsiz. Bunu bir deneyin, bunu bir deneyimleyin. Hani Cambly olur, Udemy olur, Duolingo olur, herhangi bir kitaptan çalışmak olur. İşte o videoyu anlatıyorum ya. Şu an tekrar anlatıp videoyu daha da uzatmayayım. İngilizceye lütfen yatırım yapın arkadaşlar. Ben ara ara sizi buradan upgrade etmeye devam edeceğim. Instagram'dan canlı yayınlara devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Ben 44 günü tamamladım bu karantina sürecinde. Evet şu an sokakta çekiyorum. Abi sen nasıl karantinadasın görüyoruz. Devamlı Venice'e sahile falan gidiyorsun diyorsunuz. Günde 20-25 dakika sadece yürüyüşe çıkıyorum. Hep evdeyiz. Karantinadayız. Bugünlerde geçecek. Umarım şu süreç biter. Yazın Mayıs ayının sonuna doğru Türkiye'de veya Haziran'ın başında Türkiye'de güzel bir buluşma yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa bak yine unutuyordum ya. Ben YouTuber olamayacağım galiba. Arkadaşlar hani videoyu beğenirseniz, işte kanala abone olursanız, yukarıdaki zili tıklarsanız da biliyorsunuz şahane olur. Tadından yenmez. Hoşçakalın.